Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün kentsel dönüşüm yasası hakkında konuşacağız. Konuklarım İstanbul Barosu Çevre Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Sekreteri Bilal Güzel ve sözcüsü Nilüfer Çilikler Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak geçiyor. 74-71 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Aslında resmi adı. 9 Kasım'da resmi gazetede yayınlandı ve kanunlaştı. Ancak kanun bir yandan depremlerden özellikle sonra kentli yapıların afete karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yola çıkmış bir kanun olsa da taslak aşamasından itibaren birçok çevreden eleştiriler aldı. Şehir plancılar başka açılardan eleştiriyor, sosyologlar başka açılardan eleştiriyor, hukukçular başka açılardan eleştiriyorlar ama daha ziyade eleştiri alan, kamuoyunda meşgul eden yurttaşın, özellikle de teknik bilgiye sahip olmayan kentlilerin de biraz endişelendiği ve birçok sorusunun olduğu bir süreç aslında. Dolayısıyla biz de Şehir Hepimizin de bugün bu konunun uzmanı iki hukukçuyla bu kanun ne demek istiyor, nedir sorunları, hukukçuların eleştirdiği alanlar nelerdir ve biz yurttaş olarak bu kanundan sonra nasıl hareket edebileceğiz? Birazcık bunları da konuşacağız. İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu aynı gün 9 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında aslında çok da net bir ifade kullanıyor. Kentsel dönüşüm değişiklik yasası yurttaşların hak arama, savunma, konut, barınma ve mülkiyet hakkının ihlalidir. Demokrasiye, evrensel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırıdır diye çok net bir tavrı var. Birazcık şimdi bu açıklama üzerinden de sohbet edeceğim. Konuklarıma soruyorum, neden eleştiriliyor? Bu kanundaki sorunlar nelerdir? Rezerv alan tanımı, anladığım kadarıyla tanımı değişen bir kavram ve böylelikle her yerde ve herkesin mülküne el konulmasının yolu açılmıştır diyorsunuz. Bu ne demek? Bundan ne anlamalıyız? Biraz bununla başlayalım mı lütfen? Evet, şimdi şöyle rezerv alan kavramı gerçekten bizim bildiğimiz kanun ilk çıktığında ve bundan sonraki süreçte de uygulamasında kullanıldığı şeklinin tamamen çok uzağında, buna aykırı olarak yeniden düzenlendi. Bu da şimdi şöyle bir problem yaratıyor. Birincisi rezerv alan mantığı neydi? Kanun tamamen şu mantıkla hareket ederek bunu çıkardı. Büyük kentlerde özellikle yapılaşmanın çok böyle yoğun olduğu İstanbul gibi kentlerde bir yandan yıkımı gerçekleştirirken yani yeniden yapacaksınız işte afetlere karşı dayanıklı, sağlıklı, güvenli yapılar oluşturacaksınız. Ama diğer yandan da şehrin bu yapı stoğunu bir bölgeye taşımanız lazım ki bu sorunları en az düzeye indirebilirsiniz. İşte burada yeniden taşıdığınız yer yine aynı şekilde zemin itibariyle ve işte ulaşım kolaylıkları vesaire diğer tüm imkanları itibariyle yapılaşmaya müsait bir alan olarak belirlenir ve bu alanı biz rezerv alan derdik. Kanunun mantığı buydu. Yani şuydu, şehri yıkarken bir yandan yani yenilerken diğer yandan güvenli bir yere taşımak. Yine aynı şekilde dönüşümü gerçekleştirdiğinizde orada yeni bir yapılaşma yaptıktan sonra başka bir alanı bu şekilde yani kademe kademe şehri yenilemekti mantık. Ama şu anda ve şöyleydi gerçekten mahkemeler buna aykırı olarak işte rezerv alan olarak tescil edilen bölgeler için doğrudan şunu söylerdi. İlk olarak şuna bakardı kanundaki işte terminolojiye uygun olarak yapılmış mı yapılmamış mı düz yani buna uygun bir yerden seçilmiş mi seçilmemiş mi ilk karşılaştıkları sorun genelde yapılaşmanın olduğu yerlerde yapılmaması gerektiğiydi. Çünkü özellikle şehirde problemli olarak görülen işte gecekondunun yoğun olduğu bölgelerde yapmaya çalıştılar önce ve mahkemeler dediler ki burada bunu uygulayamazsınız çünkü rezerv alanın mantığı da kanundaki metindeki karşılığı da bu değildi. Dolayısıyla burada yapamazsınız dedi ve bu şekilde cevaz vermedi. Hatta şöyle yaptılar. Mesela Kemerköy'de yaptılar. İBB dava açarak kazanmıştı.
aslında hiçbir şekilde rezerv alanı, yani daha doğrusu yapılaşmaya müsait olmayacak, zemini balçıklı, zemini kötü olan ama nispeten kıymetli olan alanları da rezerv yapı alanı ilan ettiler. Onları da mahkeme cevaz vermedi. Fakat şimdi çok ilginç bir şekilde kanunda yapılaşmanın olduğu yerlerde de bunu uygulayabileceğini söylüyor. Bu şu demek, tamamen mantığına aykırı. Çünkü mantık zaten yenileme yaparken daha az mağduriyet yaratarak parça parça dönüşümü gerçekleştirmekti. Yani mantığa tamamen aykırı. Diğer taraftan kanuna da aykırıydı ve gerekçeye de şunu yazmışlar. Demişler ki mahkemeler yapılaşmanın olduğu bölgelere cevaz vermiyor diye biz bunu yaptık. Yani açık açık diyor ki mahkeme uygun bulmadığı için biz bu düzenlemeyi bu şekilde değiştirdik yani. Hani bu çok ilginç. Yani mahkemenin zaten kabul etmediği, zaten makul görmediği, yargının uygun görmediği bir şeyi siz yeni yasada değiştiriyorsunuz ve açık açık da gerekçesine yazıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir değişiklik değil. Mantığa da aykırı, kimseye de faydası olmayacak bir düzenleme. Sesim kapalı kalmış. Peki insanların şeyden çok tedirgin olduğunu görüyoruz. Mallarına el konması durumu ne demek? Yani bu rezerv alanla mala el konma bağını nasıl anlamalı hukuk bilmeyen Buna yurttaş? ilişkin de şöyle, şimdi daha evvel bu kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte işte kentsel dönüşüm başladığı, örnek vermek gerekirse Fikirtepe gibi bölgelerde yükleniciler yani müteahhitler süreçleri bazıları yönetemediler ve ciddi mağduriyetler gerçekleşti. Ondan sonra kanunda 6A maddesi eklendi ve burada özellikle artık kronik bir sorun hale gelen bölgelerde bunun kamu idarelerine ve işte TOKİ'ye devredilmesi, TOKİ'nin bunun devamını getirmesi şeklinde düzenleme yapıldı. Burada da arsa payı, kimin arsa payı var ise bu hak sahiplerine ipotek tesis ediyordu ve burada harcanan işte oradaki masraflar oraya borç olarak tahakkuk ettiriliyordu. Ama şu anda yine karşımıza şu şekilde çıktı. Aslında çok kıymetli bölgelerde yapıldı bu ve sonrasında yani hak sahibi oraya verdiği pay karşılığında aslında yüklenici çok daha yüksek karlar elde ediyordu ama kanun şunu dedi ki biz burada masraf yapıyoruz sizin adınıza dönüşümü gerçekleştirmek üzere o yüzden biz sizin arsanıza ortağız diyordu. Yani borcunuzu ödeyene kadar. Fakat yeni düzenleme ile birlikte artık tamamen elinizden alıyor, hazine adına tescil ediyor ve sonrasında siz bu borçları ödemez iseniz hiçbir şekilde sizin adınıza tescil etmiyor. Dolayısıyla bu borçlar nelerdir, ne maliyetle yapıldı, kim tarafından gerçekleştirildi, kaliteli mi, değil mi, nasıl oldu bu tamamen anlaşılamayacak bir düzenleme ile üzerine hissesinin hazineye devrini gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla gerçekten bunun adı bir el koymadır. Tabii ki de ucu açık yani el koymayabilir. Gerçekten düzgünce yapıp teslim edip borcunu ödeyince adınıza tescil de edebilir. Ama bu yapılmadığında ne olacak? Bu denetime elverişli değil. Kontrol nasıl gerçekleşecek? Bunların hiçbirisi kanunda açıklanmadığı için haliyle tamamen el koyma imkanı veriyor diyebiliriz. Anladım. Özellikle de borcunu ödeyemeyecek çok fazla kişi olacağını düşünürsek o kişiler için böyle bir endişe demek ki var. Bütün bunlara rağmen itiraz hakkı da elinden alınıyor diye de bir yorumunuz var. Hem kendi evi hakkındaki önemli kararlara katılımı düşecek yurttaşın hem de itiraz hakkı elinden alınacak. Karar yeter sayısı çünkü azaltılarak değil mi? O konuda da yani karar sürecinde de bir değişiklik var. Onunla ilgili de birazcık bilgilendirebilir misiniz? Ben bir Nilüfer bilgi Hanım, buyurun. tabii vereyim. Şimdi burada kanunda itiraz ettiğimiz ikinci en önemli başlık alınacak olan kararların salt çoğunlukla 50 artı 1 ile alınmasına indirilmesi. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası olarak
bildiğimiz afet dönüştürme yasasında bu oran 3'te 2 çoğunluktu. Yani siz eğer apartmanınızı bir müteahhite verip yaptıralım, yeni bir bina inşa edelim, depreme dayanıklı olsun diye bir toplantı yaptığınızda 3'te 2 çoğunlukla buna karar verebiliyordunuz. Bu çoğunluğu %50+1'e, salt çoğunluğa indirgediler. Şimdi bu çok ama çok tehlikeli, en çok itiraz ettiğimiz konulardan bir tanesi. Şöyle, burada tevhid, ifraz, yıkım, yeni bir müteahhite verilmesi, onunla sözleşmenin hangi koşullarda yapılacağının olması ve yeniden yapılması gibi çok önemli kararları sadece %50 ile alabiliyorsunuz. Bakın, bazı apartmanlarda, bazı bloklarda bir kişi 5-6 dairenin sahibi olabiliyor veya iki tane aşağıda dükkan varsa, üstte sizin 1+1'iniz varsa, sadece o dükkan sahipleri sizin bütün bir binanız hakkında yıkılması, yıkım ne demek? En önemli kararlardan bir tanesi, yani buna dahi karar verebiliyor. Burada bizim kat mülkiyeti kanunumuz apartman ortak yaşamını düzenler. Mesela aidatınız nasıl alacak? Kapıcı kaç lira maaş alacak? Bunları düzenlemek bile 4/4, 5/4 çoğunluk gerektiriyor. Apartmanla ilgili önemli kararlarda oy birliği gerekiyor. Yani en basit yönetim konusunda bile çok oy birliği istendiği bir noktada, sizin eviniz yıkılıp yeniden yapılacağı bir dönemde siz burada sadece %50'nin kararına tabisiniz. Peki bu %50'nin kararına tabi olmanın zararı ne? Zararı şu, soru şu aslında, bu insanlar neden katılmıyorlar? Yani azınlık olanlar neden oy vermiyorlar? Evimiz depreme dayanıksız ve deprem gerçeği var. Evet, biz bir deprem ülkesiyiz. Peki ben neden buna oy vermiyorum? Neden böyle bir riski ben alıyorum? Neye itiraz ediyorum da %50'ye katılmıyorum, çoğunluğa katılmıyorum? Bunun bir numaralı sebebi, bu kişilerin eğer binalarında imar durumu yoksa müteahhite verdikleri zaman, müteahhit bunu tabii ki para karşılığı yapacak. Yani bu inşaat sözleşmesini yaptıracak parası yok vatandaşın. Ekonomik durumum yok diyor. Siz böyle bir şeye karar alsanız bile ben bu müteahhite parayı ödeyemeyeceğim ki. İkinci bir sorun, bu yapım işlerinde çoğunlukla imar uygulamalarından kaynaklı metrekare kaybı oluyor. Yani siz 75 metrekarelik evinize 50 metrekare alabiliyorsunuz. Diyelim ki kat karşılığı verdiniz. Burada da gene metrekare kaybınız olabiliyor. Vatandaş da diyor, bir göz odam var, bir göz dairem var babadan kalma veya yıllarca çalışmışım. 40 yıl sonra bir ev almışım 70 metrekare. Bu 40'a 50'ye düşecek. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani sorunlar buradayken ve bunların çözülüp burada insanlara hak, hukuk tanınması gerekirken sen neden buna oy vermiyorsun? Sen o zaman bu karara katılmıyorsan senin yerine ben devlet olarak yapayım. TOKİ buraya girsin ama tapuyu da ben alayım. Sen de orada otur. Yani ömür boyu sana oturma hakkı veriyorum. Sen ve eşin oturabilirsiniz. Böyle de bir lütfum var benim size. Çünkü oturmanıza bir şey demeyeceğim ama malınızı ben alacağım. Yani kanunun Türkçesi bu. Bu nedenle biz salt çoğunluk konusunda bunun doğrudan kişinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini, doğrudan kişileri evsizleştirme sonucunu ortaya çıkardığını düşünüyoruz. Bakın, hukukumuzda mülkiyet hakkı en temel haklardan biri. Yani insanların pek çok hakkı var ama mülkiyet dediğiniz zaman bu tüm dünyada evrensel olarak da böyledir. Yani bütün dünyada mülkiyet hakkı en çok değer verilmiş haklardan biri. Burada hatta derler, tapu gibi elimde belgem var. Yani en sizin için önemli, kıymetli ve garantili evrak tapu kaydınız. Ama artık tapunuz güvencede değil, eviniz güvencede değil. Çünkü burada eğer %50'ye katılamazsanız, burada mülkiyet hakkı sizin komşularınızdan arsa payının %50 sahibi olan kişinin iki dudağının arasında olacak. İş yeriniz olabilir burası sizin. Sokağınız olabilir, eviniz olabilir. Sizin bütün çocukluğunuzun geçtiği kendi habitatınız, yaşam alanınız olabilir. Bunlar böyle bir %50'ye indirgeniyor. Burada mülkiyet hakkının doğrudan bir müdahale gördüğünü görüyoruz. İnsanların depreme karşı korunmasını isterken
başka bir afete uğratılması söz konusu. Devlet bunu yapamaz. Yani bir afetten korumak için insanları başka bir afete, bu kişilerin birbirine düşmesi, sosyal düzeni bozması ve sosyal barışı bozması yönünden de çok kötü ve aslında yargılama sorunlarından devlet kaçmak isterken yüzlerce yargılama olacak, yüzlerce dava olacak, mahkemeler kilitlenecek. Bakın toplumda oturmuş hukuk kurallarıyla, oturmuş hak ve özgürlüklerle sürekli oynanıyor, sürekli oynanıyor. Siz çok yakında bir düzenleme yapıldı geçen Temmuz'da. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dediler ki %25'ten fazla ev sahibi artış yapamayacak dedi. Şimdi bu %25'ten fazla artış sanki kiracılara çok büyük bir iyilikmiş gibi getiriliyor ama bu topluma çok büyük bir zarar. Siz bugün aklınıza geleni yarın kanun olarak çıkaramazsınız. Şu anda İstanbul'da sulh hukuk mahkemeleri kilitlenmiş durumda. Herkes birbirine dava açıyor ve bir sene sonraya duruşma günü alabiliyor insanlar. Oysa biz sözleşme yapmıştık kiracılarımızla veya ev sahiplerimizle ve demiştik ki şuna göre, TÜFE'ye göre, TEFE'ye göre artıracağız. Sen ekonomiyi düzelteceksin, bizlerin sözleşmesine müdahale etmeyeceksin. İnsanları bu şekilde birbirleriyle düşman, yargıda hak aramak mecburiyetinde, bu masrafları yapmak mecburiyetinde bırakmayacaksın. Sorunun kökeni aslında buradaki insanlar neden azlık oyunda duruyorlar? Neden depreme yararlı binaları yapmaya çalışmıyorlar? Buradaki sıkışmışlıkları nedir? Maddi ve manevi buna çözüm getirmektir aslında. Dolayısıyla buradaki %50 çok çok düşük bir oran oldu ve haksızlıklara yol açacak. Mülkiyet hakkını da doğrudan ihlal edecek. Ayrıca kişileri fakir ve zengin diye ayırdığı için eşitlik ilkesine de açıkça aykırı. Bu nedenle buna itiraz ediyoruz. Burada bu oranın mutlaka ve mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu diyelim ki o azınlık tarafta kaldıysanız, itiraz ediyorsanız da aslında yine gerçekten çok endişe verici bir şey de kolluk kuvvetlerinin zorla müdahalesinin de yolunu açıyor anladığım kadarıyla kanun, değil mi? Yani aslında konutuna bir müdahale de olması mümkün olacak gibi duruyor polis Kıran bundan. korkunç bir şey, korkunç bir şey. Yani korkunç bir şey. Yani böyle bir düzenleme asla ve kat'a kabul edilemez. Bakın mülkiyet hakkı gibi temel haklardan bir tanesi de konut dokunulmazlığı. Yani kimse kimsenin evine giremez yani. Bu şekilde bir şeyde ben de buna katılmıyorum. Ama benim o evimden de sizin karot almanıza da müsaade etmiyorum veya benim evime bu şekilde diyelim ki kararlar da çıktı. Depreme dayanıklı olacak. Benim de tahliyem oldu. Beni zorla kolluk kuvvetiyle içeri girip bakın karot örneği almak için bile zorla içeri gireceğim diyor. Bunlarla ilgili konut dokunulmazlığına kesinlikle anayasaya aykırı bir şey söz konusu. Burada bir diğer konu da bu kişilere tebligat dahi yapılmaksızın. Malik'in kanunun gerekçesi ve maddesinde şu kelime var. Malik'in rızası olmaksızın dahi. Ya benim rızam olmaksızın dahi siz nasıl böyle bir işlemi yapabilirsiniz? Burada tebligatla ilgili çok ama çok hayati bir hata var. Bence 21. madde nedeniyle anayasaya aykırılıktan zaten kesinlikle iptal edilecek bir düzenleme bu. Burada şöyle bir korkunç, vahim bir durum var. Sizin hem tapunuzda sizin TC kimliğiniz var, evinizin adresi var, hem de mernis sisteminde adresler var. Fakat diyor ki bu kararlar alındığı zaman size yapılacak olan tebligatları mutat vasıtalarla yapacağım diyor. Yani sizin kendinize, adresinize yapılmayacak. Muhtara ilan asacağım. Oradan gider bakarsınız veya e-devletinize atarım. Oradan gider bakarsınız. Bunlar olursa eğer siz bunu takip edemezsiniz, haberdar olamazsınız ve dolayısıyla yasal süreleri kaçırıp bunlarla ilgili kullanacağınız veya gidip gerçekten belki razısınız bir şeyler yapmak istiyorsunuz, onunla ilgili bile haberdar olamayacaksınız. O dolayısıyla böyle bir tebligat usulü hiçbir şekilde görülmemiş, dünyada hiçbir yerde görülmemiş bir şekilde sizin mülkünüzle ilgili, yapınızla ilgili Malik'e böyle bir bilgi vermeden
Bu süreçleri kesinleştirmeyi amaçlayan bir bakış açısı söz konusu. Burada diyelim ki siz evde değilsiniz, iş yerinde değilsiniz. Almanya'da bir işçisiniz. Burada da bir binanız var. Arada geliyorsunuz. Bakın size tebligat, karar %50 artı 1 ile alınacak. Size tebligat muhtara asılacak ve evinize zorla girilecek. Sonra siz bir gün gelip bakacaksınız ki binanız yıkılmış ve siz katılmadığınız için devlet buraya TOKİ aracılığıyla malik olmuş ve sizin de burada herhangi bir hakkınız, hukukunuz kalmamış. Bu hiçbir şekilde izah edilir bir şey değil. Tamamen yasalara aykırı. Evrensel Burada şey hukuk pardon. kurallarının tamamına aykırı. Burada şey de mi anlıyoruz bu son verdiğiniz örnekte diyelim ki kapalı bir daire böyle çilingir falan mı gelip açacak yani Tabii tabii. onu mu Tabii. anlıyoruz? Evet, onu anlıyoruz. Aha, Yani böyle evde böyle bir olmasam hani böyle bir düzenleme kabul edilemez. Gerçekten çok çok tehlikeli sonuçları olacak. Ve dediğim gibi bir afetten insanları korumaya çalışırken başka afetler, başka sosyal sorunlar, başka bireysel hak ihlalleri getireceği çok açık. Muhtarları da aslında birazcık zor duruma düşüren bir şey galiba. Yani bu tebligat sadece muhtarlara gelirse o zaman muhtarlar düzenli olarak mahallelerindeki hak sahiplerine, mülk sahiplerine bilgilendirme, kiracılara da yani diyelim ki ev sahibin yurt dışında yaşıyor, sen kiracısın. Senin de aslında hayatını etkileyecek bir şey tabii sadece mülk sahiplerinin de değil, muhtarları da oldukça zor bir duruma Şimdi düşüren de bir ya uygulama Itır olması Hanım lazım. deminden beri onu söylüyor. Ay evet, kentsel dönüşüm uygulamasında siz bazı sorunlarla karşı. Bakın kararın gerekçesini okudum. İnanır mısınız? Dehşete düştüm. Şöyle diyor gerekçede. Hani biz bu düzenlemeyi niye yaptık? Diyor ki vasıtalarla öğrenebilir. Muhtarı asacağız. Zaten de komşuları onlara haber verir diyor. Bu gerekçede yazılıyor. Bakın gerçekten bu gerekçede yazılıyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Zaten diğer maliklerden öğrenir diyor. Komşulardan haberdar olur diyor. Yani ciddiyetsizliğin boyutuna bakın. Burada bunun için yapmak istiyor. Çünkü bazı kentsel dönüşüm kararları alınacağı zaman diyelim ki gerçekten yurt dışında bir kişi var. Ona tebligat yapılması uzun sürüyor. Yani bunu devlet çok basit bir hukuki düzenleme ile çözebilir. Diyebilir ki Amerika ile atıyorum Hindistan'la ben bir mütekabiliyet sözleşmesi yaparsın. Tebligatları hızlandırırsın. Doğrudan tebligat yapma usulü getirirsin. Dolayısıyla o sürecin uzamasını engelleyebilirsin. Yani 9 kişi kabul etti. 10. kişiye tebligat yapamıyoruz diye bir gerekçenin şeyi olamaz bu. Yani çözümü bu olamaz. Çözümü bu olabilir mi? Herkese ben bu şekilde ilan edeceğim. Ve maddenin gerekçesinde diyor ki komşulardan öğrenir nasıl. Bu çok ciddiyetsiz bir şey. Bir de şöyle de aslında bütün o bir e-devlet dünyasında da haksızlık. Yani aslında teknolojiyle aynı anda çok kısa zamanda bilgiyi yaymak mümkünken söz konusu bu kanun olduğunda muhtarlara ve komşulara hem de dediğiniz gibi bir önceki maddeden hatırlarsak neredeyse zaten aralarını bozduğun, nifak soktuğun komşuları bilgi kaynağı haline getirmek de gerçekten biraz şey olmuş. Dediğiniz gibi kanunu iyice eleştirecek bir hale getirmiş. Bir yandan da şehir hepimizin için de çok önemli olan, bizim bütün bu programı yapmamızın zaten nedeni İstanbul hepimizin girişimi için de çok önemli olan demokratik yerel yönetim. Dolayısıyla biz hani yerel yönetimlerin, sivil toplumla, akademiyle, kentin diğer paydaşlarıyla kenti birlikte yönetmesinin önemine inandığımız için bu işleri de zaten yapıyoruz ve her hafta bir kent sorununu birlikte tartışıyoruz. Bu kanun aynı zamanda son derece de merkeziyetçi de bir kanun. Bütün yetkiyi aslında bakanlığa veren, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na veren, dolayısıyla yerel yönetimleri, belediyeleri birazcık oyundan çıkaran da bir kanun değil mi? Yani bir yandan da yerellik, yerel katılım, yerel yönetimin de söz hakkının olmadığı, belediyelerin de bir inisiyatifinin olmayacağı da bir süreci de planlıyor kanunladığım kadarıyla. Bu konu hakkında da bir yorum yapmak ister misiniz? Ben başlayayım buraya. Buyurun. Şöyle Buyurun. bakmayın. Buyurun. Evet, şöyle gerçekten merkeziyetçi bir kanun. Nasıl ki şimdi bu yasayla birlikte kentsel dönüşüm müdürlüklerinin oluşturacağı ülke genelinde düzenlenmiş. Dolayısıyla bunu yerel yönetimin elinden tamamen alıyor. Eskiden
Bunu belediyeler ilk kanun, yani 6306 sayılı kanun çıktığında bu kanun uygulamasını belediyelerin, yerel yönetimlerin yapacağını biz düşünüyorduk. Kanun o şekilde dizayn edilmişti. Fakat yerel yönetimler bu konuda yeteri kadar hem finansal desteği hem de insan gücüne sahip olamadığından özel sektör daha hızlı davrandı. Ve kanun uygulamasının çoğunluğunu birkaç tane örnek yer dışında hep işte özel sektör üstlendi. Yani yükleniciler, müteahhitler, inşaat şirketleri üstlendi. Şimdi gelinen aşamada bunu kentsel dönüşüm müdürlüklerine, yani doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı olan müdürlükler vasıtasıyla gerçekleştirecek. Ve bu kısmı şöyle önemli. Şimdi şu ana kadarki kısımda belediye yine riskli yapı ayağında devredeydi ve yine inşaat sürecinde onun kontrolünde gerçekleşiyordu, ama şöyle bir sorun yaratacak. Kentsel dönüşüm il müdürlükleri yahut birkaç tane ili içine alan müdürlük doğrudan bakanlığa bağlı ve yargılama süreci de az önce kısım kısım Yüfer Hanım da bahsettiği gibi çok sıkıştırılmış durumda. Ve sıkıştırmış durumda olduğu için de tamamen idari mercilerle muhatap olacak vatandaş. İdari merci de kim? Yine işte bakanlığa doğrudan bağlı bir kurumdan bahsediyoruz. Şehri tanımayan, kenti tanımayan, herhangi bir bağlantısı olmayan, daha önce örneğin mesela bir yerel yönetimde şunu söyleyebiliriz. İşte seçim süreci için ya da bir sokağın yapılması için ve benzeri bir sebeple muhatap oldukları belediyeleri olmayacak. Tamamen Ankara'dan atanmış, kenti bilmeyen, kenti tanımayan, teknik bir ekip diyebiliriz. Bunlarla muhatap olacaklar ve bunların elindeki yetkiler neredeyse mahkemelerdekinden bile fazla düzeyde. Çünkü mahkeme süreci sıkışık olduğundan onların ağzından çıkan cümlelerde, onların aldığı kararlarda bu ciddi derecede güçlü kararlar olacak ve yerel yönetimler tamamen ekarte edilmiş olacak. Bu zaten kanunun hazırlanmasında da taslak aşamasında da anladığım kadarıyla gerekli aktörler dahil olmadılar, değil mi? Yani yerel yönetimler, sivil toplum, barolar dahil olmadılar diye biliyorum. Yani siz Şimdi eleştirilerinizi yapıyordunuz daha taslak aşamasında ama dışarıdan hukukçu gözüyle eleştiri yapıyordunuz. Yoksa birlikte bir komite bir araya geldi de kanunu tasarladı diye bir katılımcı bir süreç olmadı diye anlıyorum. bunu şöyle Hazırladıklarını açıklayayım. hatırlayacağım. Evet. Bunu şöyle Buyurun. açıklayabiliriz. Evet, zaten bu gerçekleşmedi. Lüfer Hanım da söz etti. Evet, haberleri vardı. Tasarıdan haberi vardı. Fakat bu bir tartışma safahatına yayılmadığı için hiçbir etkisi olmadı. Hiçbir olumlu sonuç da doğurmadı. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani apar topar çıkarıldı. Mesela siz kendi bulunduğunuz yerde belediyenin uygulamasından söz ettiniz. Mesela Bağcılar Belediyesi bu hafta içi maliklere gönderdiği bir evrak var. Bağcılar Belediyesi'nin iştiraki olan Başak AŞ, yani belediyenin şirketi, kentsel dönüşümde yenileme yapmak üzere işte maliklerden bilgiler toplamış. Çoğunluğu sağlayın, dönüşümü gerçekleştireceğiz, size bilgilendirme yapacağız anlamında tebligatlar yapmış. Peki şöyle örnek verelim. Yani Türkiye'de bunu birkaç tane yerden daha şu anda duyduk. Şimdi hangi idare 10 gün içerisinde, yani yasanın çıkmasından itibaren 10 gün içerisinde maliklere hızlı bir şekilde ve iyi yerde oturan maliklere ada bazlı dönüşüm gerçekleştirmek üzere hangi belediye bu kadar hızlı ve işte görevine, sorumluluklarına sahip çıkan bir belediye nerede var? Böyle bir belediye yok. Bu şundan kaynaklanıyor. Yasa, evet, haberimiz vardı ve tasarıdan da haberimiz vardı. Fakat yasanın çıkacağının işte iktidarın ortakları olan yönetimdeki kimseler çok çok haberdardı. Tüm ayrıntılarından haberdardı ki bu çalışmaları yaptılar. Kendi şirketlerinin nezdinde çalışmaları da yaptılar. Bölgeyi de belirlediler. Ve bu şekilde son birkaç günde kamuoyuna haber verdiler. Ondan
Bunda da işte göstermelik bir haberden sonra yasa kanunlaştı ve şu anda uygulamalarına başladılar. Burada o 10 gün dediğinizde şeyi de hatırladım. Şehir Plancıları Odası'nın yaptığı eleştirilerden bir tanesi de sürecin takviminin çok sıkışık olduğu. Hep böyle 10 gün, bir hafta, 3 gün, 5 gün, yani normal. Mesela ne diyor biraz önce Nilüfer Hanım? Bir dava açıldığı zaman bir sonraki şeyi hani bir yıl sonraya alıyor duruşma tarihini. Bir yandan yani şişince mahkemeler haliyle takvimler sarkıyor. Ama kanunun içindeki takvimde çok aslında kısa sürelerle ilgili. Bu da sorunlardan bir tanesi diye anlıyorum, değil mi? Yani o kadar hızlı ilerleyen bir hukuk şeyimiz Itır yok, Hanım, her şey yargı oldu. süreçlerimiz yok. Itır Hanım, her şey oldu bittiye getiriliyor. Evet. Hemen tartışılmadan, konunun bileşenleriyle görüşmeden, o gün aklına ne gelirse, dediğim gibi son derece gayri ciddi. Bakın, maddeleri değil de maddelerin niçin düzenlediğine dair gerekçeyi okuduğunuz zaman dahi anlıyorsunuz. Yani mahkemelerin şu anda bu kanunda bir değişiklik de İdari Yargı Usul Kanunu'nda süreleri kısaltıyor. Yani siz bir karara karşı mahkemeye bir dakika bu işlem çok yanlış, böyle bir şey olmaması lazım diye başvurduğunuz zaman bunu hemen kısaltıyor. İşte örneğin diyor ki bilir kişiler siz dilekçe vermeden de keşfe mahkeme götürsün, hemen keşif yapasın, hemen karar çıksın. Siz diyebilirsiniz ki ne güzel, yargılama uzuyor, siz daha davacı ne istiyor? Fakat benim dilekçemde hangi konularda itiraz ettiğimi, neyi savunduğumu, neye dikkat edilmesi gerektiğini ben yazmadan, sen bilir kişiye gidersen onun raporu ne olacak? Benim işime yaramaz ki. Benim itiraz konum şu olabilir: evet, doğru, benim binam depreme dayanıklı değil. Ama ben yıkıp yeniden müteahhite vermek istemiyorum. Ben güçlendirmek istiyorum ve rapor aldım. Güçlendirme de mümkünmüş. Böylelikle dayanıklı hale getireceğim. Daha az bir masrafla daha ekonomik bir sonuç elde edeceğim. Yok, hayır, %50 ile yıkım kararı aldığın zaman bunun tartışılması istemek benim hakkım. Ama bunu dahi tartışacak süreleri, mahkemeleri, yargılamaları tamamen kısaltıp hemen böyle bir mahkeme, yargılama, kişilerin hak arama hürriyeti, kişilerin hakkım, hukukum ne olacak, adalete başvurayım kısmını çıkaralım. Biz buraya böyle gözümüzü bu şehre, özellikle İstanbul'a, gerekçede bu da yazılıyor, özellikle İstanbul'a şöyle projektörümüzü bir dolaştıralım. Ha, şu bölge çok güzel, burayı bir rezerv alanı ilan edelim. Hakkı, hukuku, yargıyı da hemen ortadan kaldıralım. Ondan sonra biz buraya vatandaş para ödeyen ödesin, ödemeyen malına, mülküne el koyalım. Ondan sonra da istediğimiz binayı, inşaatı yapalım. Bunun adı rant değil de nedir? Bunun adı işte çökme diye söyledikleri şey bu yani. Bu vatandaşın, bizim kentimizin, yaşamımızın, sokağımızın, mahallemizin, evimizin, sitemizin, geleceğimizin güvencesinin olmaması demek. Yani bu yargıdaki sürelere de bunun için itiraz ediyoruz. Buradaki sürelerin kısaltılması iyi bir şeymiş gibi yazılıyor ama aslında ekarte ediliyor. Yani gerçek bir yargılama değil ki, etkin ve etkili bir yargılama isteme hakkı bizim gene anayasal haklarımızdan biri. Bu da maalesef ortadan kaldırılıyor. Peki son olarak size, aslında süremiz dolmak üzere ama son olarak şunu sormak istiyorum. Sizin yaptığınız açıklamada genel olarak zaten kanunun anayasaya aykırı olduğunu da söylüyorsunuz. Anladığım kadarıyla şimdi iki boyutta soracağım sorumu. Bir kanun çıktıktan sonra, yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra da hala da avukatlar, hukukçular, barolar itiraz edebilirler mi? Kanunda ya da maddelerinde değişiklik talep edebilirler mi? Öyle bir süreç mümkün mü? İkincisi, yine itirazla ilgili de diyelim ki ben bir mülküm var ve o azınlıkta kaldım. 50 artı 1'in dışında kaldım. Nasıl itiraz edebileceğim? Benim itiraz etme yollarım neler? Bunu da kısacık sizden alıp sohbeti bitirmek isterim. Nasıl cevaplamak istersiniz? Bilal Bey ya da Nilüfer Hanım. Yani şöyle, anayasaya aykırılık artık yasa olduğu için, bir de bu torba yasa olduğu için, torba yasada bir çıkan bir madde olduğu için mecliste muhalif mecliste grubu olan muhalif milletvekilleri, partiler bunu Anayasa Mahkemesi'ne
götürmeleri gerekiyor anayasaya aykırı olduğu için. Biz bir hukuki çalışma yaptık. Bu basın açıklamamız zaten kısa başlıklardı ama daha detaylı bir anayasa aykırılık raporu hazırladık. Çok önümüzdeki hafta İstanbul Barosu bunu da açıklayacak zaten. Ayrıntılı olarak da bir çalışma yaptık. Bunu da düzenleyecek. Dolayısıyla partilerin bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne götürmek ne demek? Bize de soruyorlar. Bu şu demek. Bizim ülkemizin anayasanın ilk dört maddesi, bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bayrağımız kırmızı, beyaz, ay yıldız. Bizim İstiklal Marşımız var ve biz demokratik, laik, hukuk, sosyal devletiz. Bu bizim ülkemizin kimliği. Hüviyetinizi siz çıkarır gösterirsiniz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği bu. Dolayısıyla devletin, idarenin, iktidarın, yürütmenin bu kurallara ve anayasada kabul ettiğimiz kurallara uyması gerekiyor. Anayasa toplumun temel sözleşmesi ve yargılama, işte iktidarın çıkaracağı, yasamanın çıkaracağı yasalar bunlara aykırı olamaz. Yani siz bugün gelip "Ay, ben şunu ortadan kaldırdım" diyemezsiniz. Bunlara uymak zorundasınız. Bu bizim en temel ortak sözleşmemiz. Anayasaya aykırı olan yasalar da iptal edilir. Dolayısıyla biz bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyoruz ve muhalefet partilerinin de bununla ilgili olarak başvurmasını talep ediyoruz. Biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Vatandaş olarak lütfen milletvekillerinize sahip çıkın, oylarınıza sahip çıkın. Yani şu yasayı öneren, şöyle imzalar veren milletvekilleri, "Bu yasayı sen nasıl teklif edersin? Bu kadar şuursuz, bu kadar gayri ciddi çalışma olur mu? Bu kadar toplumun dinamikleriyle oynayan bir toplum olur mu?" diye hesap sorsunlar. Muhalefet milletvekillerine oy veren kişiler de onlara dava açsınlar. Böyle hayati bir yasa geçtiği zaman niçin mecliste değildiniz? Neden bununla ilgili vekillik görevini yerine getirmediniz? Bu görevi ihmaldir. Bununla ilgili sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunuyorum desinler. Bakın, tekrar söylüyorum. Ülkemiz deprem ülkesi ve bizim depremle ilgili bir takım önlemler almak zorunda olduğumuz gerçeğini kabul ediyoruz. Bizim karşı olduğumuz şey, bunun yöntemi bu olamaz. Bunun yöntemi bu olamaz. Burada Kahramanmaraş depremi, 6 Şubat depreminde hepimiz gözlerimizle gördük. Yeni yapılan binalar yıkıldı. İnsanlar orada can verdi ve insanlar çocuklarını, annelerini, kardeşlerini kaybettiler. Cesetlerini bile bulamadılar. Demek ki binanın yeni yapılması meselesi çözüm değil. Çözüm devletin bununla ilgili bir sorumluluk alması, bunları denetlemesi ve kişilere yardım etmesi. Madem sosyal devletiz, o zaman iktidar kişilere maddi yardımda bulunsun. Uzun süreli ve küçük şeyli kredilerde, küçük faizli krediler versin ki ben de bu evimi yenileyebileyim. Sizin yapacağınız şey sadece ve sadece vatandaşı desteklemek ve yapılan imar uygulamalarını, inşaatları, müteahhitleri denetlemek. Bunları yapmayıp da ben sizin alanınızı ve meskun mahal olan, kent olan alanınızı dahi rezerv alan ilan edebilirim. Para da ödeyemezsen, karara da katılmazsan ben buna ortak olurum. Bu gerçekten bir çökme politikasıdır, rant politikasıdır. İnşaat ve müteahhit gözüyle devlet yönetilemez. Kamu hukuku gerekçesini bizim karşımıza koyamazsınız. Çünkü kamu denen şey bireylerin toplamından oluşan bir şey zaten. Kamu dediğin toplum. Sen bu topluma, bu bireye eğer faydalı bir şey yapmak istiyorsan bunları yapmak gerekir. Bir anayasal bakış açısı da şudur ki bu iktidar gider başka bir iktidar gelir. Ama bu yasa kalırsa herkes kendine göre bir şekilde, yani kişilerin, yöneticilerin, iktidarın iyi niyetine, inisiyatifine bırakılacak bir konu değil yasama. Yani yasama bu kadar ciddiyetsiz yapılamaz. Yasama dediğiniz şey köklü bir düzenlemedir. Ve bunların insanların haklarına uygun olarak, kendi anayasanıza uygun olarak yapılması lazım. Siz bu düzenlemelerle insanların hem anayasal haklarını ihlal eder hem de karar süreçlerine katılmasını bypass ederseniz bu tamamen hukuksuz olur, illegal olur. Burada ilkokulda gördüğümüz şey nedir? Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi. Nasıl yönetiyoruz? Oy veriyoruz, bir belediye seçiyoruz. Yani şimdi ben Elazığ'da, Kars'ta
kendi Bakırköy ilçemde bir belediye seçmişim. Hiçbirinin bir söz hakkı yok. Hiçbirinin bir söz hakkı yok. Yani Anladım. bunu bypass eden bir düzenleme aynı zamanda demokratik sosyal hukuk devletine de aykırı. Tamamımızın eşitlik hakkına, mülkiyet hakkına doğrudan kasteden, konut hakkına doğrudan kasteden çok kötü bir yasa ve amacını da hizmet etmeyen bir yasa. Bu nedenle karşıyız. Çok teşekkür ederim. Aslında çok teknik olabilecek, Eyvallah. anlaşılması zor olabilecek maddeleri çok teker teker anlayacağımız şekilde anlattığınız için neden endişelenmemiz gerektiğini ve neden aslında takipçisi olup yurttaş olarak itiraz etmemiz gerektiğini çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla hem o en üst yani anayasa ya da aykırı yerel zaten yok. Bu kadar yerelle ilgili, bu kadar kentle, yaşadığımız mahalleyle, sokaklarımızla ilgili bir kanunun en önemli iki aşamasının olmadığı ve dediğiniz gibi apar topar ve farklı ajandalarla yapıldığı anlaşılan bir kanunun sakıncalarını paylaştığınız için hukukçu gözüyle Bilal Bey size ve Nilüfer Hanım, Nilüfer Çelikler Erdoğan ve Bilal Güzel'e İstanbul Barosu'nun Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu'nun sözcüsü ve sekreteri çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Bilal Bey bir şey mi eklemek Bir istiyorsunuz? eklemede Yok yok. yapmak Buyurun. istiyorum. Şöyle şimdi özellikle şu konu çok önemli. Artık %50 çoğunlukla karar alınacaklar. Bu maliklerin bunu bilmesi lazım. Rezerv yapı alanı ilan edilebilir yerleri ve bu kapsamda evlerinde hissedar oldukları arsalarda dönüşüm gerçekleşebilir. Buna ilişkin olarak mutlaka herkesin şunu yapması lazım. Bir, bunlar Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak ve Anayasa Mahkemesi bu hükümleri iptal edebilir. Ama iptal ettiğinde sizin geriye dönük faydalanmanızın imkanı şudur, dava açmış olmanız. Eğer dava açtıysanız Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte sizin bu haklarınız tekrar muhafaza edilecek. Ama dava açmadıysanız, iş işten geçtiyse artık geçmiş olsun. Dolayısıyla mutlaka %50'ye düşse bile özellikle alınan kararlara karşı bunlara sulh hukuk mahkemesinde dava açılacak ve bu yani maliklerin kendi arasında aldığı karara karşı sulh hukuk mahkemesine açılacak. Yine rezerv alan ilan edildiyse buna ilişkin de idare mahkemesine dava açılması lazım. Mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak ve mahkemeler bu ihtimalde şunu yapacaklar. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecekler. Dolayısıyla vatandaş burada kendini muhafaza etmiş olacak. Aksi halde iş işten geçmiş olacak. Bunların ikisinin mutlaka yapılmasını biz öneriyoruz. Yani kanun değiştiği yapacak bir şey yok diye düşünmemek lazım. Bunları Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Dahası sizin davayı açtığınız mahkeme hakimi şunu da diyebilir. Yani milletvekillerinin iptal başvurusunun yanı sıra şöyle bir imkan da var. Mahkeme şunu diyebilir. Ben bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum ve somut norm denetimi dediğimiz yolu kullanmak istiyorum deyip yine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapabilir. Dolayısıyla özellikle bu eşik çok önemli. Bu arada süreleri dolmadan imkanları kullanmaları, davalarını açmaları, hukukçularla çalışmaları çok çok önemli. Yani avukatlara mutlaka danışsınlar, davalarını açsınlar, kanun değişti deyip şey yapmasınlar ve süreci takip etsinler. Mutlaka avantajlı çıkacaklardır. Aksi halde mülkiyetleri ciddi oranda eriyecek. Bizim en önemli önerimiz vatandaşlara bu şekilde. Peki bu sohbetimizi izleyen seyirciler sizin komisyonunuzla iletişime geçebilirler mi? Daha ayrıntılı bilgi isterlerse ya da bu söylediğiniz süreçlerin nasıl işleyeceğini bilmeyen yurttaşlar. Evet tamam dava açalım ama kime gideceğim, dava nasıl açılır bilmeyenler size danışabiliyorlar mı? Öyle bir danışmanlık hizmetiniz, yani bilgi paylaşma hizmetiniz var mı komisyon olarak? Bütün avukatların bu hizmet verme imkanı var ama ayrıca bizim İstanbul Barosu da adli yardım hizmeti vermektedir ve adli yardım kapsamında bireysel olarak da ya da toplu olarak da vatandaşların ihtiyaç duyması halinde İstanbul Barosu destek verir, vermeye hazırdır. Bu konuda bizim komisyonumuza da görev verir. Biz de elimizden gelen tüm destekleri sunarız. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Nilüfer Çelikler Erdoğan ve Bilal Güzel zaman ayırdığınız için haftaya başka bir kent konusunda tekrar sohbet edeceğiz. Hoşça kalın.